Çay ekeceksek amenna. Ekelim anacığım. Onu da ekelim. Kayseri'den gelen toprağı ne ekeceğiz? Pastırma mı? Meryem çok pastırma ama sen de. Pastırma ne be? Eşim bastırma diyorum ya. Köküne köküne bastırıyorsun, yapma onu. Anacığım evet. Sen çok yoruldun bugün eşinden. Ver onu da hadi geç içeri, sen dinlen biraz. Celal oğlum sen öğret şu karına bağ bahçe işlerini biraz. Tamam. Bostan senin karına kalırsa biz daha çok bekleriz. Hamsi kavağı çıkacak da ya. Sofrada salata olacak. Çekil. Hamsiyi de araya soktuğun iyi oldu anneciğim. Ay anne ya. Alem kadınsın. Hamsiyi de ekledim. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Kızım merhaba. Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Şimdi bu kek meselesi. Herkes adına özür dilerim senden. Estağfurullah canım, afiyet olsun. Sağ ol da sen onu baban için yapmışsın. Evet. Perhizi yeni bitiyor da çok özlemişti. Ama olsun, mühim değil, ben bir daha yaparım. Perhiz derken hayırdır? Benim babam çok hasta da ve riskli bir ameliyat geçirdi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Mahsur yoksa sıkıntısı ne acaba? Kalp. Allah yardımcınız olsun kızım. Amin. Sigortası falan vardır inşallah. Var var. Hani. Ama tabii. Tabii. Yani, bu işler. Ben de hem okuyup hem çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi bir ek iş daha bakıyorum inşallah olursa. Peki bu ek iş bizim dükkan olabilir mi? Nasıl? Mantı mı yapacağım? O kadar da değil yani, mantı değil. Çok yaşasın. Ama sabah yaptığım kek son zamanlarda yediğim en lezzetli kekti kızım. Şöyle yaparız, tatlı menüsüne koyarız. Yani porsiyon başı paranı alırsın, olmaz mı? Ha? Gerçekten mi ya? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Ceylan amca. Eyvallah. Sizi hiç utandırmayacağım. Çok teşekkür ederim. Güveniyorsan rica ederim kızım. Eyvallah. Ceylan. Tamam iyi yaptın, iyi yaptın da ben doğru mu yaptım bilmiyorum. Meryem, kızın eli çok lezzetli yahu. Yani paraya da ihtiyacı var. Yani geçen seferden çok mahcubuz. Demir, o ne diyecek? Demir kiracılardan hiç haz etmiyor. Özellikle de Yasemin'den. Allah Allah, Demir ne diyecek diye mi düşüneceğim ya? Biz Demir Bey'e dükkanın işletmesini verdik, tapusunu değil. Ne yani? İşletmesini oğluma verdim diye saksı mıyım ben artık? Değilim efendim. Eğer Demir akıllı bir işletmeciyse haz edip haz etmediğini düşünmeyecek. Ciroyu düşünecek, ciroyu. Allah Allah ya! Allah Allah ya! Ne oluyor ya? Niye durduk yere şimdi sinirleniyorsun? Tövbe estağfurullah. Allah Allah ya. Neden yemek pişmedi bugün? Anneciğim. Şöyle bu Yasemin gerginliğinden dolayı biraz darıldı da. Karın orada, sen burada. Acıktım. Tuvalete diye kaçtım. Ben bilsem bir şeyleri protesto edeceğimizi yerdim. Bana da sürpriz oldu. Demir oğlum bugün dükkanda işler nasıldı? Aynen. İş güvesini anca. Bak hiç üstüne alınıyor mu? Şahit. Zaten bu iş konusu açıldığında konunun bana geleceğini biliyordum. Ama merak etmeyin. O dükkanı dolduracak yöntemler var.
Salata da yesene, sen çok başarılı. Fena değilmiş ama. Güzel, işte. Güzel. Nasıl olacak o iş? Ben söyleyeyim kızım, tahmin edin. Tamam mı? Mantık okulu internet sitesi. Yok babacığım, daha o kokulu tabletler icat edilmedi. Ama eli kulağındadır. Kaosla yapacaksın yani. Fena olur anne. İcat edilse, aplikasyonda ilk biz çıkarsak. Elize bırak Allah'ını seversen ya. Kim ne yapsın ya? Burcu burcu sarımsaklı yoğurt kokan telefonu kim ne yapsın ya? Allah'ını seversen. Ben o dükkanı doldururum. Tamam Şahin, tamam evladım, tamam. Tamam. Sen önce kendi cebini doldur da bizim dükkan sonraya kalsın. Bak doldururum. Sen öldü. Elini masaya vura vura. Bak diye. Bana mı dedin? Genele. Genele. Hı? Bak doldururum. Dedin. Ha? Yani bak. Bak, bak. Genelde. Genelde. Tamam ulan. Hadi doldur bakalım. Doldur da görsün o genel dediğin her kimse. Görelim. İşte inşallah iyi bir fikrim vardır. Yoksa babam seni genel kesecek ha. Değil mi? Değil mi? Yiyorum. Gölge. Gölge. İşte buradasın. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Nasıl acıkmış. Kıyamam ben sana. Yani bana kalsa şu an hemen seni eve alırdım. Ama biz de kiracıyız. Bir de Ceren amca biraz asabi bir karakter. Yani karşı çıkabilir. Ne diyorum biliyor musun? Bence biz böyle takılmaya devam edelim. Gizli saklı. Hı? Hem daha keyifli. Ayrıca şimdi bütün suçu Celal amcaya atmak olmaz. Yani kalabalık aile sonuçta. Yani birinin alerjisi falan vardır. Yani olabilir böyle şeyler. Abim de var. Ayşe? Ayrıca babaannem kediyi bahçede istemiyor. Niye? Bostanına zarar veriyormuş. Abi de sürekli besleme. Hayda. Şu kadarcık kedi sorun oldu yani. Ben de besliyorum. Çatlamasın hayvan. Anladım. Şöyle yapalım mı? Bir hafta sende, bir hafta bende olsun. Nasıl? Hiçbir zaman sende değil. Her zaman bende. Sen de beni sana bağlayan bir şey var Ayşe. Ve bununla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama ben seninle ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Emin ol sen de bilmiyorsun. Bilmediğin için de her fırsatta tokadı yapıştırıp kaçmaya çalışıyorsun. İyi geceler.
Kolay gelsin anne. Hayırdır, nereye böyle acele acele? Okula annem nereye olacak? Selam. Kolay gelsin. Sağ ol Ateşciğim. Sen. Nereye gidiyorsun sen? Okula. Okulda. Allah sana da akıl fikir versin. Amin. İnşallah. Hoş geldin Ayşen. Günaydın. Gel gel, çayı yeni demledik. Sıcak poğaça da var. Size afiyet olsun ama benim hemen işe başlamam lazım. Ateş Bey Hazretlerinin takımını yetiştirmem gerekiyor çünkü. Neden? Ne oldu? Çok işim var. Celal Usta. Senin yanağına ne oldu, öyle tutuyorsun ki yanağını mı kestin? Kulağıma su kaçmış da onu bir türlü çıkaramadım. Şöyle yap, şöyle zıpla, böyle böyle yap. Harika, harika fikir. Şöyle. O zaman iyi geceler. Bağırma, bağırma. Tamam. Bağırma. Bizi buluyor abi, parasını mı verdik acaba, anlamıyorum ki ben. Hayret bir şey. Sen ne yapıyorsun ya bu saatte ayakta? Gidip yatsana. Deli gibi bağırıyorsun. Ne oldu aşağıda? Halloldu, halloldu. Bir sıkıntı yok. Hadi git yat sen. Sen bir bak bakayım bana. Hı. Gel gel. Oha! Bağırma, bağırma. Duyacaklar şimdi. Ha. Ayşe'ne yazdın değil mi? Kız da çaktı tabii tokadı. Yazmak mı? Ne kadar kaba bir tabir. Ama yine de bu evdeki kadınların ciddi bir öfke kontrolü sorunu olduğu kesin. Halan geldiğinde Ayşe'nin peşinden gittiğini gördüm Ateş. Yasemin'ciğim, o seni hiç ilgilendirmez. Orası benim özel hayatım. Oğlum, o kız senin gibi bir zengin artığına bakmaz. Zengin olsan hiç bakmaz. O kız Mars, sen dünyasın. Ulaşmam bile 300 gün. Hadi ulaştın diyelim. Oranın atmosferi sana uymaz. Yaşayamazsın. Anlaşılan sen hiç Yeşilçam filmi izlememişsin. Turist Ömer Atılgan'la uzaya çıktıysa... ben de o ulaşamayacağımı iddia ettiğin Mars'ı öyle ya da böyle fethederim. Benim adım Ateş Avcı. Tamam. Param pulum olmasa da kafaya taktığım kızı eninde sonunda elde ederim. Bugüne kadar hiç sekmedi. Hmm, gördük bu akşam. Ateş, senin yüzünden ben de sokakta kalacağım. Topla kendini. Hiç merak etme Yasemin'ciğim. Kitabına uygun yaparım. Sokakta falan da kalmayız. Tamam. Hadi sen git yat artık. Hadi Yasemin. Hadi Allah rahatlık versin Yasemin. Hadi canım, iyi geceler. Bak gözünden uyku akıyor. Görürsün sen. Ukala dümbeli. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum yarın. Hayatının şokunu yaşa bakalım, ne yapacaksın? Bu sefer çok feci vurdum ya. Vazo falan devrildi. Yani az kalsın yakalanıyordum. Yakalanmak ne? Bizim aramızda bir şey yok ki zaten. Aman her neyse, pislik. Hak etti ama yani, hak etti.
gerçekten doğruyu söylüyor olabilir misin? Aman. Sayko. Hiç umurumda değilsin. Hiç ama hiç umurumda değilsin. Ne halin varsa gör. İnşallah önümüzdeki ayın kirasını çıkaramazsınız da defolup gidersiniz bu evden. Oğlum, o kız senin gibi bir zengin artığına bakmaz. Zengin olsan hiç bakmaz. O kız Mars, sen dünyasın. Ulaşmam bile 300 bin. Hadi ulaştın diyelim, oranın atmosferi sana uymaz. Yaşayamazsın. Sağ ol yavrum. Baba, bu Ateş'in babası hakikaten zenginmiş ha. Yani vergi sıralaması ilk yüze girmiş. Ateş de ralliciymiş zaten. Kupaları, şampiyonlukları falan var çocuğun. Ay bize ne abla? Ralli ne? Ya baba parasıyla sponsor bulmuş bu. Araba yarışı yapıyormuş. Surat nane. Sen neden bu kadar detaylı bilgi sahibisin bu konuda? Abi şey yani ben tahmin ettim sadece. Bunlar züppe. Yani lokantaya giderler, 50 bin liralık hesap öderler ama 50 liralık başçı fazla görürler. Tanıyormuş gibi konuşuyorsun da. Ha, yok ya. Aman bunların hepsi aynı canım. Ya kirayı takıp giderlerse? Hah, gördün mü bak torunum doğru söylüyor. Aynen baba. Bir aylık kirayı geciktirsinler. Yolcudur Abbas biliyorsun. Yallah bire. Yani Allah Allah artık yeter gitseler de kurtulsak. Bu ne ya bir huzur. Ne olur bir huzur artık. Bana ne oluyor? Hayırdır kızım? Sen niye öyle bir delilendin coştun? Sahtekar sen bize bazı şeyler yaşattı ya. Onları yaşamamak için babacığım. Günaydın herkese. Günaydın Ateş. Günaydın. Bir şeyler yediniz mi? Çok sağ olun benim acil çıkmam lazım. Aa yok olmaz. Öyle acil ne olur mu aşkım ya? Senin yemen lazım. Dur ben sana böyle bir yudum bir şey hazırlayayım geleyim dur bekle. Alabilir çok miyim? Sağ ol. Aç bakayım ağzını. Aç ağzını aç. Aç, aç. Heh. Sana kuvvet lazım aşkım. Gözümün nuru. Ay, bunların sahtesi böyleyse gerçeği kim bilir nasıldır. Kolay gelsin aşkım. Ne zaman mı acaba? Ben de seni çok seviyorum kocacığım. Hadi. Hadi hayırlı işler. Ateşim görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz Şahip abi. İçimde kelebekler uçuşuyor. Maşallah kızım. Maşallah, maşallah. Gençlik işte. Hiç hoş değil. Emin abi, bu 45'likleri bulana kadar canım çıktı vallahi. Dedim bir tek bunlardan Emin abim anlar. Hiç gezmeden direkt sana geldim. Yapma ya. Oh, oh, oh. Yeme beni Efkar. Direkt bana getirmişmiş de. Al şunu. 20 tanesine 40 lira veriyorum. Ne yaptın abi ya? En az 50'si var bunların. Oğlum tanesine 1 lira verdin zaten. 20 taneye 40 veriyorum. İkimizsin. Daha ne istiyorsun? Peki abi canın sağ olsun. Hadi. Efkar, işi bitince bana uğra da bazı bir şeylerim var sana vereceğim. Tamam. Tamam abla. Hadi hayırlı işler. Sağ ol abla. Teşekkür ederim. Ne kadar istiyorsun bunu? Hediye mi olsun be abi? Canın sağ olsun. Al 100 lira. Abi, plak o kadar değerli mi? Sen ne sattığını hiç bilmiyorsun değil mi? İlk baskı bu. Abi plakları unuttum. Rafet sen çıkabilirsin. Bir şey mi oldu usta? Yok bir şey oldu. Hadi sen çık.
Eyvallah usta. Çıkarken kapıyı kapat. Yüzümdeki bizim hanemiz böyle bir kepazeliği kaldıramaz Ateş Efendi. Rica ediyorum hemen bu akşam bu evi boşaltın. Neden bağırıyorsunuz Celal amca? Benim haberim vardı Efsun'la. Haberin var mıydı? Evet vardı. Yani Efsun Ateş'e geçmişten takıntılı bir kız. Ateş'in ailesi onu Efsun'la evlendirmek istemiş. Ama ben hiç ama hiç istemedim. Evet. Halasını gördüğünüzde sezmişsinizdir zaten. Ateş varlıklı bir ailenin çocuğu. Çocuğuydum. Yani hepsini elimin tersiyle ittim. Benim babamla zaten kişisel sorunlarım vardı. Ceketimi aldım çıktım. Yasemin'i istemeyeceklerini biliyordum. Aslında kaçarak evlendik. Tek fark erkek tarafı kaçtı. Ha, kaçak damat yani. Öyle de denebilir. Ya aslında biz yalan söylemedik. Sadece özet geçtik. Yani biz sıfırdan bir yaşam kurmak istedik kendimize. Ama yani sizi de istemeden bu olaya dahil ettik. Kusura bakmayın, gerçekten çok mahcubuz. Bizi şimdi bu yüzden evden mi kovacaksın Celal amca? Ya baba çok romantikmiş. Yani sevmek suçsa suçları idam mı bunların? Baksana. Ya şimdi ama evladım ben. Şimdi daha en baştan bunu böyle bize düzgün yekten anlatsaydınız tabii durum başka olurdu yani. Neyse tamam ya. Kirayı ödediğiniz müddetçe kalabilirsiniz. Tamam. O zaman
biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. İzninizle yukarı çıkalım. Hadi hadi. Estağfurullah. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey söyleyeceğim anne. Aynı şu Ayıp'le ben ya. Baksana nasıl tatlı. Görüyorsunuz değil mi? Yine haklı çıktım. Yine haklı çıktım. Niye öyle bakıyorsun anne? Ben demedim mi anlamadan dinlemeden bağırma Celal diye? Ah. Kocam. Neredesiniz siz ya? Aa, şu Ayıp. İnanır mısın damat? Yokluğun hiç hissedilmedi. Ya. Ben fark ettim babacığım. Adamı tek başıma kovaladım. Bir baktım hiç kimse gelmiyor peşimden. Gaza geldim, sahile kadar onunla beraber koşturdum. Tam yakalayacağım tekneye atladı. O tutturdu. Aa. Ben tutturamadım. Beni iyiliksever balıkçılar kurtardı. Ya ayıp ama ya. Ay sinirimiz bozuldu. Anne sen yapma bari. Şöyle ya bak sırılsıklama aşık oldum sana. Ay ya. Sudan çıkardın beni. Batıyor çok kısak kısak. Ne bekarsın ne evlisin. Ya sen ne ayaksın? Sen git bunları dışarıdaki karınla sevgilini anlat. Efsun benim sevgilim değil. Yasemin de karın değil. Salla babam salla ya. Sen kendini harem mi kuracaksın? Biz sıfırdan bir yaşam kurmak istedik kendimize. Ama yani sizi de istemeden bu olaya dahil ettik. Kusura bakmayın. Gerçekten çok mahcubuz. Yok ben dayanamıyorum. Benim bu kıza konuşmam lazım. Evet. Kesin konuşmam lazım. Celal amcadan beklenen performans. Vallahi bravo. Bu ne ya? Böyle bir manyaklığı anca Şuayb ve Süheyla ikilisinden beklerim. Hangisi cennet, hangisi cehennem? O ne ya? Yok yok, bu kesin cehennem. Hadi bakalım ateş. Neyi riske attığın, neye değer verdiğini gösterir demişler. Sen mi çaldın kapıyı? Ben kapı falan çalmadım. Ben duydum ses ama. Kur'an derler o çalmıştır. Allah Allah. Şimdi yavaş. Sana her şey yasak bile değil. Haram haram. Evli olduğun halde gelmiş bana yürüyorsun. Aa pardon senin evliliğin sahteydi. Aa pardon kaçarak evlendin. Aşk olsun. Ne kadar kaba. Ben sadece durumu kurtardım. Evli değilim ama.
Yasemin'i yakmamak için. Bir önemi yok. Hangi söylediğinin doğru, hangi söylediğinin yalan olduğunu bilmiyorum. Bilmek falan da istemiyorum. Hı. Biraz önce sevgilinle de tanıştım. O pek sahte gibi değildi. Var ya, sizin Zümre'nin böyle vıcık vıcık ilişkilerini içim almıyor benim. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Kıskanmış olabilir misin? Sen beni anlamıyor olabilir misin acaba? Seninle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Evliliğin sahteymiş, gerçekmiş bir önemi yok. Sevgilin eskiymiş, fark etmez. Ya sen ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap benim gözümde güvenilmez, yalancı ve zengin züppesi olarak kalacaksın. O yüzden bu evde yaşamanı istemiyorum. Şimdi derhal bir bahane bulacaksın. Pılını pırtını toplayıp bu evden ve hayatımızdan çekip gideceksin. Hmm. Aslında benim bir bahane bulmama gerek yok. Sen anlat babana yaşadığımız durumu. O zaten kovar bizi. Ama anlatamazsın ki. Değil mi? Şimdi adam diyecek ki ne bu samimiyet? E o da haklı. E sen de boşu boşuna güme gideceksin. Bak şöyle yapalım. Sen gel vazgeç bu işten. Hı? İkimizi de yakmadan çek git. Ah be Ayşe. Olsa dükkan senin. Ama taze bitti. 5 kuruş param yok. Yasemin'i de yakamam. Ayrıca sahte evlilik yaptım derken gerçekten doğruyu söylüyordum. Umurumda değil. Ama sen benim umurumdasın. Ahlaksız. Oh. Celal, Celal kalk. Bir şey oluyor, kalksana. Tamam ya, tamam. Dur sen, sen bekle ben bir bakayım geleyim. Attın sen. Gel, gel, gel. Aşağı gel, gel. Senin yüzünden oldu. Topla şunları, topla. Duydun mu sesi? Aşağıdan geldi zar. Tuvalindeki ne? Haydar. Haydarsız inilmez ki şimdi Allah korusun. Dolaptan söktüm, bir şey olmasın yani. Senin elindeki ne damat? Islak havlu. Tuvaletteydim de elimdeki imkanlarla bunu yapabildim. Ama bu havlu benim elimde bir silah dönüşebilir. Yatılı okudum ben baba. Bak şimdi. Çalışma. Manyak mısın ya? Teoriyi pratiğe çeviriyorum babamı ispatlamak için. Benim asabım bozma. Odana dön, katta kal, kadınlara sahip çık. Hadi yürü. Sesimiz duyulmasın diye ne yapacağız diyorum. Bilmiyorum, kaç kurtar kendini ya. Nasıl? Bana ne? Ver, ver şunu. Salona git, salona. Lan diyeyim ya. Oğlum benim ateş. Ne yapıyorsun oğlum bu saatte burada? Neydi o gürültü? Ya efendim ben susamıştım da mutfağa indim. Korkuttun beni ya. Söyç. Uyku sersemi. Vazoyu kırdım. Ama merak etmeyin. Toparladım her şeyi çöpe attım. Ben yarın telafi ederim. Hiç merak etmeyin. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Benim yani. Hiç merak etmeyin. Odalarınıza gidip rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ne bağırıyorsun oğlum sen? Karım yukarıda. Yani endişelenmiştir diye yüksek sesle söyleyeyim dedim de içi rahat etsin.